Ya Şirin bana nasıl yalan söyler dedi. Evlat, sinirleneceğim artık ama ha. Hala mı aynı konu? Ya benim asıl aklım almadığı şey o değil. Hadi tamam Şirin yalan söyledi de ben Şirin'in söylediği yalanı nasıl yuttum da Sedef'in peşini bıraktım. Kafam burada kilitleniyor benim. Evladım peşini bırakmanı o kendisi istedi. Senin bir suçun yok ki. Ne yapacaktın ki? Ya ne yapacaktın öyle şey mi olur kızı? Zorladılar, tehdit ettiler kızı. Kim bilir neler yaptılar. Ne yapsın o da? Yani ben bu oyuna nasıl geldim? Bu tufaları nasıl yedim ben acaba? Mecnun Çınar, Allah koca Mecnun. Bak Mecnun Çınar, eğer yaşananları sorgulamaya kalkarsan hiçbir sonuca varamazsın. Senin için en doğru olan şey şu an ne hissettiğindir. Hemşirin tüm bunları seni sevdiği için yaptı. Seninle beraber olabilmek için her şeyden vazgeçti. Bambaşka biri oldu. Çıkarları uğruna her insan yalan söyler. Kabullen artık bunu. Tamam öyle tabii de yani orası öyle de. Hayır insan ne... Yuh siz hala tutuyorsunuz mu onu orada? Jandarma gelince ne yapacağımızı bilemedik. Sakallı amca da bir şey demeyince böyle kaldık işte. Neyse ya siz şey yapmayın. Yarım saat sonra kamiller gelecek, nöbeti onlara devredeceğiz. Nöbet mi? Size de her şeyi benim mi söylemem gerekiyor ey mahalleli? Bırakın adama gitsin. Aldık asayı işte. Siz asayı aldınız ama biz bir şey almadık. Bir haftadır adamı tutacağız diye çiçek de zatmadık zaten. Zararımızı karşılayın da gidelim bari. Sen bırak abla ya. Cüzdanını aldım ben onu. Biz aramızda bölüşürüz. Gidelim. Kamiller de gelince bakarlar. Hadi. Bırak dedi be adam. Ne sarılıyorsun hala? Ha? Bırak. İyi. Bütün havası da gitti bununla. Sen yine de görünce korkuyormuş gibi yap. Üzülmesin. Ama ne korkacağım ondan? Az sakaldan daha çok korkarım yemin ederim. Bir şunun annene bir bakmaları bir baksana. Neye bakıyor ki acaba?